Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan olaylardan bahsediyorum. Bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesi sonrası müthiş protesto gösterileri başladı ve bu gösteriler tırmanıyor. 1000 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde otobüs ve tramvay seferleri durduruldu. Cumhurbaşkanı Macron ikinci acil durum toplantısını düzenledi ve sonrasında bir açıklama yaptı. Bu açıklamada hiçbir şey şiddeti meşrulaştırmaz açıklaması vardı. Tüm ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağırdı. Tüm bu çağrılara rağmen gösterilerin dördüncü günün gecesinde de devam etti. Mentalizasyon inacceptable la mort d'un adolescent. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu ve belediye binalarına, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde devam eden protestolara bu sözlerle tepki gösterdi. Fransa'nın Nanterre kentinde polis içinde 3 kişinin olduğu bir aracı durdurmuş, kaçmaya çalışan 17 yaşındaki sürücü Nayel M'e ateş ederek öldürmüştü. Kasten adam öldürmekten tutuklanan polis memuru gencin ailesinden özür diledi. Ancak başta başkent Paris olmak üzere pek çok kentte başlayan protesto gösterileri durulmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron kabinesini ikinci acil durum oturumu için topladı. Sahada ek önlemler alınacağını duyurdu. Enfin. Bu durumu kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımıza saldırmaya çalışanları kınıyorum. Sosyal medya platformları şiddeti körüklüyor. Hassas içeriklerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kargaşa çağrısı yapan kullanıcılar tespit edilecek. Macron, protestolarda gözaltına alınanların çoğunun gençlerden oluştuğunu da söyledi. Tüm ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağırdı. Birçok bölgede gösteri ve şenliklerin iptal edildiğini açıkladı. Ülke genelinde 21'den sonra otobüs ve tramvay seferleri durduruldu. Macron'un çağrısı ve Fransız polisinin tüm önlemlerine rağmen sokaktaki tansiyon düşmedi. Olaylar 4. günün gecesinde de devam etti. 250'den fazla polisin çıkan olaylarda yaralandığı açıklandı. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne da ülkedeki karışıklığı gidermek için OHAL dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'dense Fransa'nın kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ele almasının zamanıdır açıklaması yapıldı. Birleşmiş Milletler'e yanıt Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık sözcüsü iddiaların tamamen asılsız olduğunu söylerken Fransız polisi ve jandarmalar mutlak gereklilik ve orantılılık ilkelerine göre güç kullanıyor ve bu da denetleniyor diye konuştu. Ülke genelinde devam eden gösterilerde sokaklara bariyer kuran göstericiler bazı binaları, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi. Dükkan ve kamu mallarını yağmaladı. Protestoları bastırmak için on binlerce polis görevlendirildi. Terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi de sahaya indi. Çoğu 14'te 18 yaş arasında yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dört kentte gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Protesto gösterileri Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Fransa'da polisin ölümcül güç kullanımında artış görülüyor. Fransız polisinin 2023'ün başından bu yana 3, 2022'de 13 kişiyi dur ihtarına uymadığı için silahla vurarak öldürdüğü belirtiliyor.